Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobil 19'da ilk defa kadro yorumlama videosu yapıyoruz arkadaşlar. FIFA Mobil 18'in sevilen serisini FIFA Mobil 19'a da taşıdım ve yeni Facebook grubu açtım. Sadece bir videomda duyurdum ve 100 kişi falan geldi ve onların kadrolarını şimdi yorumlayacağım arkadaşlar. Sizler de hemen açıklamadan Facebook grubuna katılın ve bir sonraki kadro yorumlamalarda sizin de kadronuzun çıkma şansı artsın arkadaşlar. Şu anda ilk başlar, herkes katılsın. İlk başlarda çıkma şansınız daha yüksek olur arkadaşlar. Zaten postlara ilk yorum atanlar hep çıkıyor. Yeniyseniz kanala abone olun ve bildirimleri açın ki videoları hemen anında görebilin arkadaşlar. Ve videolara direkt tıklayın. Ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için ve bana destek olmak için, videoların devamı için. Haydi bakalım, 2-3 gündür yoktum. Yeniden devam ediyoruz. Ayda 20, 10 ile 20 arası video atacağımı söylemiştim. O şekilde de devam edeceğiz zaten. Atabildiğim kadar çok video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman kadroları yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak EGF Bektaş'ın kadrosundayız. Benim kadrom demiş ve 80 gen arkadaşlar, ama bunu 2 gün önce paylaşmış. O yüzden yani şu anda biraz daha gelişmiş olabilir. İlk başlarda biliyorsunuz 2 gün bile gelişme konusunda çok fazla fark edebiliyor. Gabriel Jesus, Anderson, Talisca, Civitanic, Neymar, Joan Jordan, Brandt falan var. Gerçekten harika kadrom var kardeşim. Yani başa göre harika. Eğer geçen seneden hiçbir karın olmadıysa tabii başa göre iyi. Ve bunu da kimyaları arttırmanı tavsiye ediyorum. Herkese 80 gen yap. Kaleye bir tane İtalya Ligi'nden kaleci alabilirsin aslında. Ve sağ stopere de İtalya Ligi'nden bir oyuncu alabilirsiniz. Alabilirsin. Ya da ne yap biliyor musun? Gerçekten bu kadro çok karışık. Bu kadroya tam öneri veremeyeceğim. Hangi lig kurmak istediğini de bilmiyorum. Bir sonraki kadro yorumlamalarda hangi lig kurmak istediğinle beraber kadronu atarsan daha güzel olabilir arkadaşlar. Hepiniz öyle atın. Öneri verebilmem için. Daha eğer tam lig belirli değilse. Mustafa Söngür öneri istemiş mi? Abi bu da benim kadrom. STP'leri halledeceğim demiş. Stoperleri halledeceğim, yani kimya olarak düzeltecek herhalde. Öyle demiş. Stoperleri halledeceksen Anderson Talisca ile uyum yapabilecek Brezilyalı ve İtalya Ligi'nden olan bir orta saha lazım sana. Ve bunu da sol orta sahaya Pastore'yi koy ki daha büyük uyum olsun. Ve sağ orta sahaya da Brezilyalı, çünkü Talisca ile anlaşması lazım. Brezilyalı ve İtalya Ligi'nden bir orta saha varsa al. 75 üstü bile olsa olur. Onu sen geliştirip 80 yaparsın zaten. Coins'ini birazcık arttırman lazım ama zaten Bonaventura'yı satman gerekiyor. Bonaventura'yı sattıktan sonra dediğim gibi İtalya Ligi'nden Brezilyalı bir stoper alabilirsin. Ve Mina'yı da değiştirirsen iyi olur zaten. Haydi bakalım, hemen diğer kadroya geçelim. Videoya selamlar. Torreira'nın Fred ile değişmek istiyorum. Kimyam artar. Başka ne tavsiyem var? Torreira Fred ile değişirse evet. Fred ile değiştirmen gerçekten güzel olur. Fred Manchester United'da mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın ama eğer Manchester United'daysa gerçekten çok işine yarar yani Torreira'yı değiştirmen. Çünkü herkesle birden uyum sağlayacak. Ve kimyanda zaten gayet güzel. Kadroyu beğendim. Ancak Jorgensen ile Inigo Martinez'in orada uyumsuz olması birazcık sıkıntı olmuş. Sol stopere de David Luiz'i alabilirsin. Hem İngiltere Ligi hem de Brezilya'da gerçekten David Luiz senin çok işine yarayabilir. Hem sol bekle anlaşır hem de sağ stoperinle de anlaşır. Öyle de güzel olur. Kalecinle de anlaşır İngiltere Ligi olduğu için. Hem de Chelsea'li, yani gerçekten baya güzel olur. Kepa da Chelsea'li çünkü. Öyle hatırlıyorum. Öyle zaten galiba. Seviye 21 olunca istediğim mevki oluyor, onu yapacağım. Bir de sence Salah'ı satıp mevki ve kimyamı ayarlayayım mı yoksa etkinlikleri mi bekleyeyim demiş. Evet, Salah'ı satıp mevki ve kimyanı ayarlayabilirsin. Çünkü zaten Salah hiçbir işine yaramayacak. Ronaldo'yu kullanıyorsun, Dybala'yı kullanıyorsun. Bunların üzerine bir kadro kur. Çünkü bunlar satılamaz oyuncular. Fred de satılamaz galiba ama şöyle yapabilirsin. İstediğin diziliş geldikten sonra, tabii istediğin dizilişi bilmiyorum ama Salah'ı sat, sağ kanata Cuadrado'yu alabilirsin. Juventus'tan sağ kanat alabilirsin yani. Sol kanat Neymar kalacak. Orada Anderson Talisca güzel abi. Mevkisinde oynamaması biraz sıkıntı olabilir ama şu anlık güzel. Sol bekede Marcelo tarzı güzel oyuncular alabilirsin. Paran yetecek çünkü. Ama Salah'ı kesin sat dediğim gibi. Daha 2 gün geçti zaten. Son halinde görmem lazım. Sol stoper falan da işte sağ stoperle sağ beki falan da İtalya Ligi olarak değiştirebilirsin. Kalecini de tabii ki. Courtois aslında satılamaz. Kaleciye de bir şey yapılabilir aslında ama şu an aklıma gelmedi ama söyleyeceğim. İlerleyen videolarda ne önerirsin abi demiş. Kimyanı arttırmanı öneririm çünkü 83 reytinge göre 26 kimya gerçekten çok düşük ve kimya en az reyting kadar önemli. Bu sebepten dolayı sağ kanata ama bir dakika ya, bu zaten dizilişini de değiştirmen gerekiyor. Zaten 2 gün geçmiş, muhtemelen değiştirmişsindir. Bu kadronun da yeni halini görmem gerekiyor. Bu kadroyu 10 üzerinden, eğer kimyanı 90'ın üzerine çıkartırsan şu an için 10 üzerinden 8 veriyorum. Kimya 26 için zaten bayağı düşük veririm, onu söylememe bile gerek yok. Ancak sağ stoperini falan, yani bu kadroyu yapacağım yorumda da sağ stoperini tabii ki de Lig 1'den bir oyuncuyla değiştirmen olur. Ve Fransız bir oyuncu olursa gayet güzel olur tabii ki. Lig 1'den Fransız bir sağ stoper alabilirsin. Ayrıca Lennon'u da
Lig 1'den Brezilyalı bir sağ kanatta değiştirebilirsin. İlla vardır yani, muhtemelen vardır öyle bir oyuncu. Doğukan Kalemci videoya selam demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hangi takım kurayım abi demiş. Takım kurmak istiyorsan en çok hangi takımdan oyuncun varsa, en kolay hangisini kurabiliyorsan onu kur. Ama takım kurmanı önermem. Bilmiyorum abi, sadece Fenerbahçe, sadece Galatasaray kuranlar var. Onlar çok güzel duruyor ama senin de 2 milyon 300 bin coins'in var. Bence bu kadroya eklemeler yap. Şimdi sağ kanat, sol kanat değil de sağ orta saha, sol orta saha olarak Gnabry ile Brand'ı oynatabilirsin diyeceğim ama şöyle bir sıkıntı var. Lemar beleş olduğu için Lemar kesin oynasın. Şöyle yap. Beleş oyuncuları kesin oynasın. Onlara göre kimyasına yakın oyuncular al. Mesela Lemar ile Mina var ya. Sol stopere mesela Kolombiyalı Lomar'ın liginden, yani İspanya liginden bir oyuncu alabilirsin. Bu şekilde düşünerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da Fred yerine mesela sen Talişka'yı da almamışsın galiba, ya da kullanmıyorsun. Onları falan al. Beleş oyuncuların bir hepsini al. Sonrasında zaten yeni kadro yorumlama videosunda da görürüz. Aktif kalırsan bütün videoları görürsün. Abi kadrom şu anlık böyle. Karşı atak için böyle yaptım. Kazanmak için hepsini değişecek demiş. Evet, zaten güzel bu şekilde. Çünkü 89 kimya çok güzel. Hepsini de kazanıyorsundur. Yani bayağı bir kazandığın maç vardır. Portekizli oyuncu kullanman gayet güzel olmuş. Ronaldo'nun arkasındaki oyuncuyu da Ronaldo'ya uydurman daha mantıklı olabilirdi. O yüzden Ronaldo'nun arkasındaki oyuncuyu değiştirebilirsin. Galiba hiç uyum sağlamıyor çünkü şu anda. Ronaldo'nun uyması daha da iyi olabilir yani. Ama Karol şu an güzel. Ratingleri arttırmanı öneriyorum sadece. Ronaldo ile de Bernardo Silva'yı İlkay Gündoğan'la birlikte uydurman gerçekten çok havalı, çok güzel durmuş. Helal olsun diyorum kardeşim. Sağ taraf tamamen Manchester City. Sol tarafta Manchester United. Orada da Christiansen, Fred ve Ronaldo. Kadronu çok beğendim. Ratingleri arttırırsan gerçekten güzel olabilir. Kimyanın 100 olmasını istiyorsan da Ronaldo'dan vazgeçmen gerekiyor. Onu da bence isteme yani. Mantıksız olur. Hemen aşağı gidelim. Emircan Yılmaz 82 kimya 26 ratingde. Böyle bir kadro kurmuş. Bunun düzelmiş halini görürsem daha güzel olabilir tabii ki. Hemen bir diğer kadroya geçelim. Bu kadroda işte santraforuna 80'in üstünde Brezilyalı ve İngiltere Ligi'nden bir oyuncu alabilirsin mesela. Gerçekten güzel olabilir. Sağ stopere de İngiltere Ligi'nden bir oyuncu alıp Coleman'ı da 80'e yükseltebilirsin. Zaten artık coinslerini kasmışsındır. Gayet güzel olabilir o zaman. Evet, İngiltere Ligi kurmak da gerçekten oyunda çok avantajlı. Çünkü İngiliz oyuncuların geldiği etkinlikler daha fazla ve İngiliz oyuncular daha fazla çıkıyor. Ve daha ucuz olmuyor çünkü daha iyi oynuyorlar. Ama tabii ki her şey daha güzel. Ama MO'larını Juan Mata'yı Felipe Anderson'u satıp normal İngiltere Ligi'nden MO'lar alabilirsin. Doğru mevkisinin oynaması çok daha iyi olabilir oyuncuların. Kore abi bunu çıkardım günlük paket açmadan demiş. Günlük paket açmadan derken günlük paketten çıkarmış. Yani bu şey var ya, ödül. Sezon sonu ödülleri galiba ondan çıkarmış. Neymar çıkarmış bu arada. Gerçekten muazzam ya. Abi ne kadar şanslısınız ya. Ben de geçen sene Lewandowski çıkarmıştım. Kardeşim gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Bu videonun şanslı kişisi sen olarak ilan ediyorum. Abi nasıl etkinlikten Türk oyuncu gelirse güzel olur. Bu arada videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Aynen, etkinlik olarak Türk oyuncu gelirse bu kadroya eklemeler sürekli yapabilirsin. Mesela sen şu anda MO lazım. Evet, bir de stoper lazım. MO ile stoper çıktığı takdirde senin kadron zaten tamam. 150 kimya gerçekten çok güzel. Oyuncularını yükseltmeye bak ama hep kesin kullanacaklarını yükselt. Mesela Cenk Uzundar'la Hakan Çalhanoğlu senin kadronunda kesinlikle var olacak. Ayrıca Cenk Tosun'u da seviyorsan var olacak oyuncular ama mesela Oğuzhan Özyakup, Alper Koduk, Serdar Aziz falan, bunları mesela belki değiştirmek isteyebilirsin. Tuttuğun takıma göre, tuttuğun takımdaki oyuncuları daha da yükselt. Tuttuğun takım değilse düşürebilirsin. Çünkü onları tuttuğun takım olduğu için mesela onlarla daha iyi oynayabiliyorsun. Ben de mesela öyle oluyor. Hemen aşağı inelim. Dediklerimi dikkate alırsan sevinirim. Talha Göktaş 85 iken 81 rating. Herkesin neredeyse tamamen birbiriyle uyumu var ama hiç kimsenin tamamen uyumu olmadığı için maalesef 81 rating olmuş. Kimya olmuş. Sol bekte Gaya takım kahramanlarından çıkmış. Helal olsun. Güzel kardeşim. Ama şu uyumları bir şekilde biraz daha arttır ya. Bu niye böyle düşük olmuş? Mesela onu anlayamadım. Mesela Marcano ile Raul Albiol baya güzel anlaşıyor olması lazım. Hem aynı ülke hem aynı lig. Kaleci Kepa ülke sayesinde anlaşıyor ama bence şey yap. Oyuncunun birbiriyle anlaşması değil de önemli olan. Kimyanın yüksekliği olduğundan dolayı mesela Kepa ile kimsenin anlaşmasına gerek yok. Yani sadece birisi anlaşsa bile yeter ama sol stopere ya da sol beke falan, yani şu an tam düşünemedim ama dediğim şey anladı. Kimyanın yüksekliği bütün oyuncuların birbiriyle anlaşmasından daha önemli. Bunu da aklında tut yani. Çünkü fırsat şansını arttırıyor. Ne gibi değişiklikler yapmalıyım? Bu arada videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Ne gibi değişiklikler yapabilirsin? Hemen bakalım. Gayet güzel kadron var ama orta sahayı biraz daha Brezilyalılaştırabilirsin. Mesela sol orta sahayı Brezilyalılaştırırsan çok daha güzel olur. Kim olabilir mesela? Casemiro'yu aldım ben. Videomda da görürsünüz. Casemiro'yu aldım. Bayağı gelişti bu arada kadromu siz görmeyeli. Casemiro'yu oraya koyabilirsin. Hiç boost vermesine gerek yok. Zaten 86 rating. Fiyatı da 86 ratinge göre uygun.
Maalesef Medeoğlu bir kadroda değilim. Ama Casemiro'yu aldım. Çünkü kimya olarak çok katkısı oldu. Sen de tam Casemiro uyuyor şu anda sana. Sen de alabilirsin. İlerleyen zamanlarda sol beke belki şeyi alabilirsin. Marcelo'yu alabilirsin. Öyle bir şeyler yapabilirsin. Casemiro'yu alırsan sağ orta sahayı da değiştirmelisin ama ya. Ya da sağ kanatı. İspanyol bir sağ kanat da alabilirsin mesela. O da güzel olabilir. Aynen. Yok, Brezilyalı bir sağ kanat alabilirsin. Brezilyalı ve La Liga'dan Malcom var mesela. Malcom'u alabilirsin sağ kanata da. Bu şekilde daha güzel bir kadron olabilir bence. Bilmiyorum. Rate kimya artabilir dediğim şeyleri yaparsan. Aynen. Dediğim şeyleri yaparsan muhtemelen artacak. Belki artmaya da bilir ama. Çünkü şu anda da kimya 92 olduğu için çok da fazla emin olamıyorum. Bayağı bir indik bu arada. Neredeydik abicim? Hemen. Arkadaşlar bundan sonraki kadrolara 10 üzerinden puan vererek değerlendireceğim. Ve Ahmedov gerçekten güzel bir kadron var kardeşim. Bu ilk kadroları yorumladım. Ama şu anda birazcık fazla zaman geçtiği için artık puan vererek yorumlamaya devam edeceğim. Bütün kadrolar görünsün ama videoda. 10 üzerinden 10 veriyorum bu kadroya. Çünkü 86 rating zor bulunur şu anda. Gerçekten güzel. 82 gen 117 kimya var. Gerçekten helal olsun kardeşim. Baya güzel kadro. Fenerbahçe kurmuş. Galatasaray kuran da var galiba. 120 kim? Niye 117 kimya abi? Onu anlamadım. Nerede sıkıntı var bilmiyorum ama kimya 117 olması bence ilginç. Baya ilginç hem de. Hemen devam edelim. Kerem İbrahim'i 82 gen 120 kimya yapmış. Full İngiliz kadro. Allah Allah. Kepa hariç tamamen İngiliz kurmuş. İngilizlere karşı bir sevgisi var galiba. Hepsini geliştireceğim. Full Fenerbahçe kadrosu olacak demiş. Ama işte böyle kadro kurduğunuz zaman da bedavaya verilen oyunculardan faydalanmamış oluyorsunuz. Ve bence bu sizin zararınız arkadaşlar. Bunu aklınızda bu arada bulundurun. Hepsini de geliştirenler. Mehmet Obalı da falan da geliştirirsen güzel olabilir. Muhammed Atsız 81 gen 51 kimya. 10 üzerinden 5 veriyorum bu kadroyu. Çünkü kimya da düşük. Ratinginde zaman geçti artık. 2 gün önce gerçi bu fotoğrafı atmışsın ama tabii ki daha da fazla gelişebilir. Berak Öze 84 gen 56 kimya. Dizilişi değiştir. Kesinlikle bu diziliş saçma bir diziliş çünkü. Dizilişi değiştirebilirsin kardeşim. Hemen abi en kısa zamanda Bailey gelecek ve sol bek alacağım demiş. Bunu kim demiş? Berak Öze demiş. Evet, sol bek al ve Bailey gelsin. Doğru, aynen. Ve dizilişi de istersen değiştirebilirsin. Eğer Bailey ve gelirse ve sol beke Alman ve İngiltere Ligi'nden bir oyuncu alırsan gerçekten aslında güzel olabilir ha. Aslında bu dizilişi değiştirmen çok da gerek yok. Dediklerini yaparsan bence güzel olabilir. Caner Bağdaş 81 gen 21 kimya. Ogbonna'yı yükselt yesin. Hala yükseltmişsen. Abi Ogbonna yerine birini önerir misin demiş. Ha, Ogbonna yerine birini önerirse kim önerebiliriz abicim? Düşünelim. Aklıma da gelmedi şu an ama bir düşüneyim. Sol kanat. İspanyol İtalya Ligi'nden. İtalya Ligi'ne İspanyol bir oyuncum varsa kardeşim onu kullan. Yoksa da hani İtalya Ligi'ne İspanyol kullan. Direkt yani başka bir şey yapma. Ya da şöyle yapabilirsin diyeceğim ama Mertens oyun olmaz o zaman. Sen dediğimi yap kardeşim. İtalya Ligi'nden İspanyol bir oyuncu kullan. Mertens de paketten çıkmış. Gerçekten hayırlı olsun. Güzel. Kore abi video esenler Klasen'in yerine 81 Keita gelecek. Başka öneri söyler misin? Klasen nerede? Burada 81 Naby Keita galiba. Naby Keita'nın bu sene hangi ligde olduğunu gerçekten unuttum. Herhalde uyması için kim lazım abi? Nerede olması lazım? Gerçekten hatırlamıyorum. İngiltere Ligi'nde olabilir şu anda ya. Ama emin değilim. İngiltere Ligi'ndeyse de neredeyse hiç uymaz. Kardeşim kaleciyi falan değiştirmen lazım. Ya da stoperleri kimyayı arttır. Kimyaya önem verin arkadaşlar. Kimya gerçekten çok önemli. İsmail Yıldırım full Galatasaray kurmuş. 82 gen 120 kimya gerçekten güzel. Nurlan Akberov bunu biraz daha geliştirilmiş hali. 84 gen 120 kimya. Şu ana kadar gördüğümüz en temiz kadro abi. Herkes tamamen istediği yerde oynuyor. Fenerbahçe kadrosu gördük ama bir tane sağ kanatta Benzia vardı mesela MO olması gerekirken. Onu da bir şekilde düzenlersen bu arada Fenerbahçe'yi kuran seninki de 120 kimya olur herhalde. Öbür kadro niye 120 olmadı ben de anlamadım harbiden. Barış Özdemir 81 gen 110 kimya. Gerçekten harika kurmuşsun sen de. Helal olsun kardeşim. Evet. Abi lütfen yorumda her video like kesin. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar her videoya like atanlara buradan teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki her videoma like atacak kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize böyle bir alışkanlık kazandırın. Ve her videoma like atın. Bu benim yararıma ve sizin hiçbir şekilde zararınız olmayan bir şey. Bana iyilik yapmış oluyorsunuz. Ve önerilmemi sağlamış oluyorsunuz. Ve bu ara YouTube beni hiç önermiyor gerçekten. O yüzden yorum ve like gerçekten çok önemli. Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Hemen Umut Yılmaz'ın abi öneri yapamamışsın videoya selam adlı yorumuna geçiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu arada. Sen de sağ kanata İspanyol değil Portekizli bir İspanya Ligi'nden oyuncu alabilirsin. Lemar'ı kesinlikle çıkar oradan. Sol kanat kalsın. Sol kanata da aynen Draxler'in Paris Saint Germain uyumu iyi olmuş ancak Arjantinli ya da abi Brezilyalı ve İtalyalı yok. Brezilyalı ve Lig 1'den bir oyuncu al. Brezilya ve Lig 1'den MO al. Stoperleri falan değiştirmen. Bu kadroyu çok değiştirmen lazım. Her yerden bir bağımsızlık var çünkü.
Kim yani %90'a falan çıkarmak istiyorsan bayağı bir değiştirmen lazım. Öneri alalım demiş. Öneri ne alabilirsin abicim? Buradan Verratti çıkabilir. Çünkü satılabiliyor sonuç olarak. Anderson, Talisca ile Neymar'ı çıkarma. O yüzden Verratti'yi çıkarmanı öneriyorum diyeceğim ama sol beki değil. Aslında sol beki değiştirebilirsin. Paris Saint Germain'in sol beki kimdi bilmiyorum ama ya da şöyle yap abi. İngiltere Ligi'nde İtalyan sol bek varsa onu kullanabilirsin. Onu yükselt. Yani 70'lerde falan varsa bile onu al yükselt. Sağ kanada da kimi alabilirsin? Mesela Brezilyalı İngiltere Ligi'nden bir oyuncu alabilirsin. Evet. Mesela kim olabilir abi? Willian olabilir. Onun şey fiyatı yüksektir. Bu şekilde önerilerimi yaptım. Sen de daha zaten değişmiştir belki Karnon. 83 iken 96 kimyalık çok güzel bir takım var şu anda karşımda. Çok havalı duruyor. Kimyayı arttırmayı ne gibi şeylerle yapabilirsin ona bakıyorum şu anda ama düşündüm düşündüm aklıma gelmedi. Herhalde sağ kanata değil de arkadaşlar kardeşim sen sağ kanatla sağ MO'nu değiştir. Sağ kanat var ya bir de sağ MO. Onların yerine kimleri alabilirsin? Sağ MO'ya bilmiyorum ama sağ kanata Arsenal'den bir tane oyuncu al. Arsenal'in sağ kanatını al sağ kanata. Sağ orta sahada ya da Arsenal'in sağ kanata hangi ülkedense onun ülkesinden bir MO al. Bence bu şekilde Kimyan yüzü geçer ve bence daha da güzel olur yani. Eğer İngilizse zaten muazzam olur. Hemen geçiyoruz. Kore abi videoyu selam. Videoya tekrar selamlar. Takımım değişti demiş mesela. Zaten yorumladım. O yüzden bir daha yorumlamayayım. Değişmiş halde. Güzel bu arada. Abi bu yeni kadro öneri ve puanlamanı bekliyorum. Bu arada videoya selam veren herkese şu anda aleyküm selam diyeyim. Gözümden kaçırdım falan olursa kusura bakmayın. Kaleciyle defansın uyumunu arttır kardeşim. Çünkü en uyumsuz yer şu an orası. Sağ bekle sağ stoperi değiştirebilirsin. Çünkü tüm kadron İtalyan. Sağ bekle sağ stoperi düzel. Öneri ve puanlamanı bekliyorum. Puanlama da yapayım. 10 üzerinden 8 veriyorum. Arkadaşlar takım tutma falan alakası yok tabii kesinlikle. Çünkü ben de Fenerbahçeliyim yani mesela ama sağ bekle sağ stoperin değişmesi gerektiğini de biliyorum. Hemen kardeşim bunları yap ve kadron daha güzel olsun. Kadron 10 üzerinden 9'lar verelim. Ve reytingi de biraz daha arttırman gerekiyor ama. Selam videoya 10 üzerinden kaç demiş. Bu sefer de Beşiktaş kadrosu abi. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gördük. Bütün takipçilerime selam. Bütün her takımı tutan takipçilerime selam. Ve herkes aşağıya hangi takımlı olduğunu yorumlara yazarsa sevinirim gerçekten. Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım falan tarzı yorumlara yazarsanız sevinirim. Abi kadro 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 9 veriyorum sırf kimya için. Gerçekten çok güzel. Full Türkiye milli takımını da gördük. Gerçekten güzel. Helal olsun. Son kadroyu tamamen görebiliyor muyuz bu arada? Evet görebiliyoruz. Videoya selam 10 üzerinden kaç öneri varsa söyleyebilir misin? 10 üzerinden 10 veriyorum. En beğendiğim kadro videodaki bu arada. 54 dakika önce görmüş, paylaşmış. Gerçekten en güzel kadro bence. Bayağı da güzel bir kadrom var. 10 üzerinden dediğim gibi 10 veriyorum. Hiçbir önerim yok. Oyuncuların yükseltmeni öneriyorum sadece. Ve ilerleyen zamanlarda kartlar çıktıkça da zaten geliştirirsen Ronaldo'ya yönelik harika bir kadro kurmuşsun. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kadrolar gördük. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten izlediğiniz için hepinize aşırı derecede çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.